Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı en iyiniz günahtan tövbe edeninizdir. İnsan yaratılış itibariyle günah işlemeye meyillidir. Allahü Teala'nın akıllı, şuurlu varlık olarak yarattıklarından yalnız melekler günah işlemezler. Onlar masumdurlar. Bir de insanlardan peygamber olarak gönderilenler günah işlemezler. Çünkü peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Bu sebeple peygamberler de günah işlemezler. Daha doğrusu Allahü Teala onları günah işleyecek hale düşürmez. Peygamberlerin dışındaki bütün insanlar günah işleyebilirler, hata edebilirler. Evliya da günah işleyebilir. Ancak evliya günah işlemekte ısrar etmez. Hemen o işlediği günahtan tövbe eder, pişman olur. İnsan herhangi bir günaha şeytanın vesvesesi ve nefsinin tesiriyle düşer. Çünkü nefs Yaratılış itibariyle haramlardan, günahlardan lezzet alır. Bu sebeple insan nefsine mağlup olduğu zaman aklı örtülür ve kendisini günahların içinde bulur. Onun için nefsimizi ve şeytanı düşman bilmemiz emredilmiştir. Bilerek veya bilmeyerek bir günaha düşüldüğü, bir günah işlendiği zaman bu günahtan hemen tövbe etmelidir tövbe, bir haram, bir günah işledikten sonra pişman olup Allahü Teala'dan korkmak, bir daha o günahı yapmamaya karar vermek demektir. Dünyada kendisine zarar geleceğinden dolayı korkarak o günahtan pişman olmak tövbe olmaz. Allahü Teala'dan korkarak tövbe etmeli, pişman olmalıdır. Tövbenin esası budur. Çeşitli günahlara dalmış olan herhangi bir kimsenin, günahlardan bazısına devam ettiği halde, İşlediği günahlardan bir kısmına tövbe etmesi caizdir ve tövbesi sahih olur. Bir veya birkaç günahına tövbe ettikten sonra, o günahı tekrar işleyen kimse, işlediği bu günaha da tekrar tövbe edebilir. Böylece defalarca tövbe etmesi sahih olur. İşlenen büyük günahların affolması için tövbe etmek şarttır. Beş vakit namazı, cuma namazını kılmak, Ramazan-ı Şerif ayında farz olan orucu tutmak, farz olan hac ibadetini yapmak, istiğfar etmek ve büyük günah işlemekten, haramlardan sakınmak gibi ibadetler, küçük günahların affedilmesine sebep olur. Şartlarına uygun olarak tövbe edilirse, şirk dahil bütün günahlar muhakkak affolur. Şartlarına uygun olarak ve ihlasla yapılan hacca, haccı mebrur denir. Haccı mebrur, kazaya kalmış olan farzlardan ve kul haklarından başka, diğer günahların affına sebep olur haccı mebrur yapanın günahları affolur, dünyaya yeni gelmiş gibi olur hadisi şerifi, kaza ve kul hakkından başka günahların affolacağını göstermektedir. Hud suresinin 115. ayeti kerimesinde mealen, hasenat günahları yok eder buyuruldu. Bu ayeti kerimeye, kazaya kalan ibadetlerin kazası yapılınca affolurlar manası verilmiştir. İşlenen bir günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de ayrıca tövbe etmek lazımdır. Farzı yapmamanın günahı ancak kaza etmekle affolur. Her günahın affolması için kalple tövbe etmek, dille istiğfar etmek lazımdır. Eğer bir ibadet vaktinde yapılmamışsa, tövbe istiğfarla birlikte bedenle de o ibadeti kaza etmek lazımdır. İşlenen günahlardan sonra tövbe istiğfarla beraber yüz kere tövbe etmek, yani Sübhanallahil Azim ve bihamdihi demek sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak da günahların affı için çok iyi olur. Nur suresinin 31. ayetinde mealen, Ey müminler! Allah'a tövbe ediniz buyuruldu. Tahrim suresinde 8. ayeti kerimede mealen, Allah'a tövbeyi nasuh yapınız buyuruldu. Nasuh kelimesine çeşitli manalar verilmiştir. Bunlardan en meşhuru, pişman olup, diliyle istiğfar etmek ve bir daha o günahı işlememeye karar vermek demektir. İşlenen bir günahtan sonra tövbe edenleri Cenab-ı Hak sevmektedir. Nitekim Bekara suresinin 222. ayetinde mealen Allahü Teala tövbe edenleri sever buyurulmuştur. Peygamber Efendimizde bir hadisi şeriflerinde en iyiniz günahtan sonra hemen tövbe edeninizdir buyurmuşlardır.